Kemik yapma boşuna, yıkacağız başına. Kemik yapma boşuna, yıkacağız başına. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmacılarımız sözlerini bitirdi. Bir yarım saat kadar isterseniz soru cevap varsa bu şekilde bir forum şeklinde devam edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden el kaldıranlardan, evet. Avukat Ömer Erdal, Türkiye Barolar Birliği Çevre Kurulu üyesi. Hocama anlatımları çok etkileyiciydi. Sizi kutlarım hocam. Sizi dinledikçe aklıma şu geldi. Mahkemeler somut, çarpıcı göstergeler bekler dava direkçelerinde. Hakimler bunlardan etkilenir. Sizin hazırladığınız sunum çok çarpıcıydı. Rakamlar, göstergeler çok çarpıcıydı. Bunları dava direkçelerine koyduk mu? Dosyada var mı? Hatta bir sonraki sabah öğrenip lütfen yeni buluşmada siz temsil edin, konuşun. Anlatın. Bu görseli hakimlere siz anlatın. Çok etkili olduklarını isteyin. Kutlarım, teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, ben de Avukat Zuhal Görmez Komisyon üyesiyim. Az önce Amasralı bir arkadaşla sohbet ettik bu konuyla ilgili. Avukat arkadaşımız Engin Bey'di değil mi? Evet. Ha, Engin Bey'e bir sormak istiyorum. Tarımsal arazi durumu nedir? Ben bilgi sahibi değilim. Yani il tarıma da görüş soruluyor. İşte tarım dışına çıkarma kararı alınıyor. Bunlara ilişkin bir bilgi var mı acaba? Çünkü çevrede tarla ağzı köyüydü galiba değil mi? Yani anlaşılan tarlaların olduğu bir bölge. Buna ilişkin bilgi rica edeceğim. Teşekkürler. Evet, ben Mustafa Şahin, coğrafya öğretmeniyim. Bengi Hanım'a çok güzel açıklamalarda bulundu bize. Dedi ki, payas sadece ekonomiden ibaret değildir. Sanırım kendisi bir ekonomist. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve burada işte 2013 yılında Türkiye'deki termik santraller sonucunda ortalama ömrümüzden ne kadar kaybettiğimizi söyledi. Bence çok çarpıcıydı bu. 60.500 yıl kaybetmişiz termik santraller nedeniyle. Burada Bartın için yapıldığında Amasra'daki termik santral yapıldığında da yılda 1251 yıl ömrümüzden kaybedeceğimizi söyledi. Yani Amasra ve Bartın'da kaç kişi yaşıyor sanırım 60 bin kişi. Bu çok büyük bir rakam. Peşinden Erdoğan Hocam şöyle şeyler söyledi. İşte biz Alman hocamız. İşte Almanya 2050 yılında tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerjisini üreteceğini söyledi. İşte İngiltere'nin 2025 yılında termik santralleri kapatacağını belirtti. Bu çok çarpıcı. Benim aklıma şu geldi. Biz gerçekten bu ülkede veya bu coğrafyada, bu bölgede yaşayan insanlar, gereksiz insanlar birisi bizim ortalama ömrümüzden çalınıyor. İngilizler veya Almanlar tabii ki onların da aslında uzun yaşamasını isteriz. Neden bize böyle davranılıyor? Bence kendimize böyle bir soru sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Avukat Engin Uzun arkadaşımız biz halkız dedi. Gerçekten halkız, halk olduğumuzu işte bu tip mücadelelerle verdiğimizi, gösterdiğimizi düşünüyorum. En son da Fevzi Bey'in konuşmasında bence çok çok ilginç var. Tamam işte enerjiyi reddediyoruz termik santrallerde ama nasıl bir işte termik santralin dışında enerji politikası geliştirebileceğiz? Kendi enerjimizi kendimiz üretebilecek miyiz? İşte geleceği hep birlikte nasıl yaşayacağız? Aslında bunu da söyledim. Bu da çok çarpıcı. Türkiye 1980'den bu yana üretim toplumundan çok tüketim toplumuna dönüştü. Ve bunun sonucunda biz 80 yılına kadar kendi kendimiz tarım ve hayvancılıkla yeten bir toplumken yetemez hale geldik. Bunun nedenlerini de kendimize tekrar sorup mücadele etmeliyiz. Ben tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok farklı açılardan yeniden bilgilendirmiş oldular. Teşekkür ediyorum. Evet.
Merhabalar. Öncelikle Bartın Barosu'na, ya Barolar Birliği'ne bu yapmış olduğu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarım çoğu tanıyor beni ama ben yine de tanıtayım. Ben Yedim Sen, Bartın Şube Başkanı İsmet İpçi. Yaklaşık 12 yılda Permis Santral Mücadelesi verdik, diş dişe omuz omuza. Amasra halkıyla, Bartın halkıyla, yine Amasra halkını yeniden takdir etmek gerekiyor, teşekkür etmek gerekiyor. Yine bu soğuk kış gününde bu salonu yine tıka basa doldurdu. Buradayım dedi, varım dedi, sağ olsun, var olsun. Şimdi biz bundan önce bir santralımız daha vardı, onları hatırlatmak gerekiyor sanırım. Bu da Mobil Santral. Yaklaşık 16-17 yıl önce bir de Mobil Santral kurulacaktı. Bartın halkı yaklaşık büyük bir, çok büyük bir mitingde Mobil Santral'ı engelledi. Şimdi öyle bir sürecin içerisindeyiz ki belki 7-8 tane santral projesini çöpe attırdı. Kaç tane çete olduğunu ben hatırlamıyorum. Erdoğan hocamın Engin'in şeylerinde var, kayıtlarında var. Kaç tanesini iptal ettirdiğimizi hatırlamıyorum. Şimdi öyle bir sürecin içerisinde topyekun bir saldırı var. Bu topyekun saldırının içerisinde topyekun mücadele etmek gerekiyor. Şunu örnek vermek istiyorum. Örneğin Bartın'da Endüstri Meslek Lisesi'nin alanına 5000 kişilik bir cami yapılacak. Öğrencilerce de Bartın'da bir dağın başına bir okula gönderilecek. Şimdi bunun için de mücadele etmek gerekiyor. Şu duyuruyu da yapmak istiyorum. Bartın Belediyesi'nin onaylamış olduğu bir rapor var. İmar plan değişikliği raporu var. Bu imar plan değişikliğine itiraz ettik 17 kurumla birlikte. Bununla ilgili açıklamalar yaptık Bartın'da. Ve 1 Mart'ta saat 4'te Bartın Belediyesi'nde bizim itirazımız değerlendirilecek. Biz nasıl şimdiye kadar chat toplantılarını iptal ettirdiysek aynı şekilde Bartın Belediyesi'nin encümen kararını almış olduğu bu toplantıyı iptal ettirebiliriz. Bu konuda bir duyarlılık istiyorum. Bunu da söylemek istedim. Ayrıca öyle bir süreçten geçiyoruz ki örneğin salı günü kanun kararnameyle bizim 500 yakın üyemiz görevden atıldı. Tek sebepleri muhalif olmaktı ya da bir başka deyişle barışı savunmaktı, demokrasiyi savunmaktı. Bugün önümüzde bir görevimiz daha var. Bu görevimizde otoriterleşmeye, diktatörleşmeye karşı hayır deme zamanıdır. Bu konuda da birlikte hayır dememiz gerektiğini düşünüyorum. Mücadeleyi de her alanda büyütmek gerektiğini düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Evet dostlar, ben de Amasra Eğitim Sen Temsilcilik Başkanı, aynı zamanda Bartın Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Recai Çadır. Ben de Komisyon Başkanımız Sayın Ali Arabacı'ya bir soru sormak istiyorum. Bugüne kadar Bartın'da 12 yıla yakın süredir termik santral yapmak isteyen şirkete ya da bu konuda önlerini açan bürokratlara karşı etkili bir muhalefet ve mücadele yürüttük. Bundan sonraki süreçte hem yürüteceğimiz mücadeleler açısından hem de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında termik santral ya da benzeri çevreye zarar olan yatırımların kararlaşma süreçleri açısından referandum sürecini, anayasa değişikliğini bir değerlendirmesini istiyoruz. Her ne kadar OHAL sürecinde de olsa biz hem 2019 davacıyla hem 10 bin aşan İtiraz dilekçesiyle mücadelemize devam etmiş olsak da yaşanacak olan bu referandumun evet çıkması ihtimalini mücadelemiz açısından değerlendirmesini istiyorum. Ne çıkarsa çıksın biz buradayız diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sağ olun. Sevgili dostlar, ben salona bir şey sormak istiyorum, seslenmek istiyorum. Hep birlikte sesimizi yükselterek benim soracağım soruya cevap vermenizi istiyorum. Bugün buraya gelmiş olan dostlarımız Bartın ve Amasra halkı, Amasra ve Bartın'da termik santral istiyor muyuz? Hayır!
İstiyor muyuz? Hayır! Amasra ve Balkan'a termik santral yaptıracak mıyız? Hayır! Termik santral yaptıracak mıyız? Hayır! Termik santral istemiyoruz! Termik santral istemiyoruz! Termik santral istemiyoruz! Salondaki katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi birinci soru Erdoğan Hoca'nın sunumunun dosyaya doğru konulmadığı idi. Ben çok kısaca cevap vereyim. Biz termik santrali göre dava dilekçemizi daha çok tartışmalar üzerine oturttuk. Eteğimizdeki evet, yani Ceviz beni uyarıyor. Stratejik olarak bu yolda çok fazla bilgi vermek istemiyoruz. Yani çünkü burada aramızda belki de hem ayı temsil eden şanslar olabilir. Stratejimizin bu anlamda ne olduğunu ortaya koymak istemiyoruz. Şey, Yakup, canlı yayın yapılıyor. Yakup, EMA'yı temsil eden şanslar varsa ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Bir şöyle yapalım, cevap verelim sonra. Bir söyleyeyim ben, hazır buyurun. Evet, ben Adana'dan geliyorum. Türkiye Balıklar Birliği Çevre Komisyonu üyesiyim. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü avukatıyım. Adana ve yöresinde işte balıkçıların, köylülerin vekalet görevini üstleniyorum. Aynı zamanda Türkiye Balıklar Birliği Çevre Komisyonu üyesi. Şimdi eğer Yakup'un söylediği gibi burada şirket yetkilileri, yani şirket görevlileri, ajanları varsa ki mutlaka vardır. Yani biz yaşadık çünkü onu, Adana'da da, Çukurova'da da yaşadık. Genelde gönderirler böyle yerlere. Ve termik santral kurulmadan önce de gönderirler ajanlarını. Onlar halkın arasında, köyün içerisinde dolaşırlar. Derler ki buraya para gelecek, aşk gelecek, iş gelecek, hepiniz zengin olacaksınız. İnsanları böyle bir hayal dünyasında yaşatırlar. Dolayısıyla bu ajanlar her zaman var, her yerde var. Yani Zonguldak'ta termik santrallerin kurulduğu yerlerde de iş yapıyorlar. İşte Çukurova'da da varlar, Çanakkale'de de dolaşıyorlar, burada da dolaşıyorlar. Maalesef, evet, maalesef bunlar her zaman var. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bunu yaşadığımız için bunu belirtmek istedim. Onların söylediği aşk iş vaatleri külliyen yalan arkadaşlar. Tamamen yalan. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Öyle bir iş yaratmıyor termik santral. Yumurtalık'ta da yaptılar. Çevre örgütlerine dediler ki bunlar provokatif ajanlardır dediler. Köylüler işte çevre örgütlerine siz bizi provoke etmeye geliyorsunuz dediler. Şimdi köylülerin üzüm bağları kurdu. Balıkçılar boş ağlarla dönüyorlar. Balıkçılar balığa çıktıklarında tuttukları balık şeyi bile. Mikrofon. Evet, ajanlar durun. Bir dakika daha bitmedi. Bitti mi? Mazot parasını bile karşılayacak kadar balık tutamıyorlar şu anda. Çünkü Yumurtalık'ta kurulu bulunan su gözü termik santrali günde 5 milyon 300 bin ton soğutma suyu çekiyor denizden ve kaynama noktasında geri denize deşarj ediyor. Saniyede 24 ton. Tüm balık yumurtalarını, larvaları hepsini çekiyor. Şu anda Kızıldeniz'den gelen yabancı balık türleri Yumurtalık sahillerini işgal etti. Kavrar ve Taksipolya isimli yabancı bir deniz canlısı türü diğer deniz canlılarının yaşama alanını ortadan kaldıracak bir şekilde denizsel alanını işgal etti. Bunun dışında üzüm bağları kurdu, tarlalar zehirlendi. İşte biraz önce Erdoğan Hoca anlattı, gösterdi. Bizdeki gibi burada bir ova da yok, burada bir inversion denilen şey olacak. Yani eğer kurulacak olursa ki ben zannetmiyorum, bu halk kurdurmayacak bunu. Bunu burada net bir şekilde gördüm, antiparantez belirteyim. Bacasından çıkan kükürt dioksit, azotoksit, sülfürik asit olarak toprağa, yağmur olarak düşer. İçinde radyoaktif maddeler vardır, ağır metaller vardır. Bu radyoaktif maddeleri ve ağır metalleri tutabilecek bir sistem henüz dünyada icat edilmedi.
Sizi kandırmaya çalışırlar. Derler ki elektrostatik filtrelerimiz var. Elektrostatik filtreler sadece büyük partikülleri tutar. İçindeki zehiri, zehirli gazları, oradaki radyoaktif maddeleri ve ağır metalleri kesinlikle tutmaz. Onlar toprağa düşer. Ondan sonra ekosistemlere karışır. Yeraltı suyuna karışır. Oradaki yeraltı suyundan beslenen hayvanlar sakat veya ölü doğmaya başlar. Biz bunu Yumurtalık'ta yaşadık. Yumurtalık'ta Sugözü köyünde 2010 yılında sadece tek bir üreticinin 200 civarında kuzusu sakat veya ölü doğdu. 32 tane sadece tek bir köyde genetiği bozulmuş sakat buzağı doğdu. Hayvanların ön bacakları açılmıyor, genetiği bozulmuş veya omurgaları eğri, ayağa kalkamıyorlar veya başka bir takım genetik sakatlıkları var. Tabii denizde balığı bitirdi, tarımı bitirdi, hayvancılığı bitirdi. En önemlisi bütün bunların yanı sıra insanlar kanser oldu. Şu anda köyde her evde bir tane kanser hastası var. Termik santralin zehirli gaz bulutlarının seyrederek dağıldığı Ceyhan'da her 2-3 evde bir kanser hastası var. Son 10 yılda o kadar çok arttı ki. Ama devletin resmi organları, resmi makamları bu konuyla ilgili herhangi bir istatistiksel çalışma vermiyorlar. Bilerek vermiyorlar. Bu açığa çıkmasın, yaldızları dökülmesin diye bunu yapmıyorlar. Çünkü termik santralin bacasından çıkan partikül maddelerinin doğrudan akciğer kanserine yol açtığını Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında açıkladı. Partikül madde kirliliği doğrudan akciğer kanserine yol açar, mesane kanseriyle de pozitif ilişkisi vardır dedi Dünya Sağlık Örgütü. Dünya çapında kurulmuş en yetkin sağlık örgütü. Ve böyle bir durumda bütün bunlar ortaya çıkmasın diye ekonomik olarak sıkıntıya düşürülmüş, yoksullaştırılmış bir halkı iş ve aş vaadiyle kandırmaya çalışıyorlar. Bu tamamen yalan. Ey şirket temsilcileri, size söylüyorum, doğru yola gelin, halka yalan söyleyin. Evet, Engin Uzun nasıl olan bir soru var. Alandaki tarımsal alanda tarımsal alan var mı? Ne üretilir gibi bir soru vardı. Şimdi termik santralın yapılacağı çapak mevki Tarlazlı ve Gömü köyleri yerleşim alanın tam ortasında. Burada bağ bahçeler ve tarım alanları var. Genelde bu yörede Amasra'daki turizm sektöründe ve restoranlarda üretilen yeşillik ve sebzeler üretmekte. Eğer termik santral yapılır ise üstadımızın dediği gibi buradaki bu faaliyetler sona gelecek ve Beyler'in de bahsettiği gibi yatırımın dikkate alınmayan bir maliyeti ortaya çıkacak. Aynı zaten termik santral yapılacağı olan bir çanağın içinde ve Erdoğan Hoca'nın bahsettiği gibi bu bir versiyon tehlikesi nedeniyle bu gazlar köyün üstüne çökecek. Zaten ÇED yönetmeliğinde de etki alanı noktasında sadece termik santralin yapılacağı alan değil, bu alan dışında rüzgarlarla, hava hareketleriyle etkilenmesi muhtemel alanları da yönetmelik etki alanı olarak tanımadığından zaten bu noktada hem köy halkı hem Amasra ve Bartı halkı bu etkilenmeden kurtulmak için bu mücadeleye devam ediyorlar. İnşallah sorunuza cevap vermişimdir. Teşekkür ederim. Bu soruyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle bir durumumuz var. Bazı arkadaşlarımızın görüşü... O da şu, burada tarımsal hayatın dışında bir de
bitki topluluğu var, yaban bitki topluluğu. İşte bunların içerisinde mesela çok değerli olan halk arasında beynin denilen koca yemiş var. Bunun dışında yaban mersini var doğal olarak yetişen. Bunlar alternatif geçim kaynağı olabilecek bitkiler. Yani sadece işte pırasayla, marulla, maydanozla falan değil, bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlar da çok değerli dostlar. Onu belirtmek istedim özellikle. Ben de bir şey ekleyeceğim. Mesela ben bu sizin sunduğum çalışmayı yaparken için raporlarımdan, yani her sahaya gidip bizim toprak araziyi kullanım tespiti yapmamız mümkün olduğu için için raporlarında aslında verilen verilere baktık ve tarım alanlarının, ormanlar gibi tarım alanlarında da ekonomik sizin bahsettiğiniz mesela alternatif geçim kaynakları ya da Engin Bey'in bahsettiği etrafta kullanılan ZZM ve üretimin dışında da yani sadece ekolojik hizmetleri sayesinde ürettikleri ekonomik güven de verdim. Onu da bir tıkma var, ortalamalık olarak yaptım ama yani bütün bu bahsettikten özellikle tarım alanlarında ve ormanlardaki bu alternatif geçim kaynakları düşünüldüğünde ve de bunların yani bir zincir içinde, civarlı turizmde ve etrafta kullanılan nasıl yani katma değer olarak kullanıldığını düşünüldüğünde benim verdiğim yani çok çok cüzi aslında bir hesaplama. O yüzden sizin yani sizler çok daha iyi biliyorsunuz aslında ekonomik maliyeti bu şeyin ne olacak, termostansı ne olacak. Bir de termik santrali yapılacak çabak ne olduğu için burası aslında bir dere ve buradan Tarbazlı Balıkçı Barınağı'na ve limana ulaşılıyor. Bu noktada benim sunumda bahsettiğim Davar davasında bilirkişi buradan atık maddelerin, zehirli maddelerin Tarbazlı Balıkçı Barınağı'na ve balık üretim sahalarına ulaşacağını ve bu yönüyle de balıkçılığa menfi, olumsuz etkileri olacağını belirtti. Netice itibariyle tarım, hayvancılık noktasında biz burada bir de balıkçılığı da göz önünde bulunduruyoruz. Ancak şey sürecinde maalesef kamu kurumları proje hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamışlar. Sadece mevzuatımız açısından bir sakınca yoktur demişler. Bu ne biçim mevzuatsa mesela İl Sağlığı Genel Müdürlüğü yapılacak termik santralin mevzuatı konusunda sakıncası yoktur demiş. Yani bu termik santral nedeniyle solunum yolu hastalıkları, kanser, artış olacak mı gibi konular hiç girmeden herkes sadece mevzuatımız açısından sakınca yoktur. İşte Milli Parklar konusunda termik santral yapacak olan alan Milli Park sınırları dışında kalmaktadır. Ama yönetmelikteki etki alanı noktasında bir değerlendirme hiç yapılmamış. Teşekkür ediyorum Engin Bey açıklamaları için. Bir başka konuşmacı Engin Hanım'ın insan vaktine dair verilerini dile getirdi. Önemli olduğunu söyledi. Erdoğan Hoca'nın yurt dışında termik santrallerin kapatılmasına dair sözlerinden dolayı neden bizde bu yapılamıyor diye sordu. Engin Bey'in biz halk sözünden sonra Tevzi Bey'e de nasıl yapacağız diye sordu aslında. Ne yapmalıyız? Halk olarak nasıl bir strateji belirlemeliyiz? Nasıl bu insanlara, bu piyasacı mantığa karşı koymalıyız? Nasıl direnmeliyiz şeklinde aslında bir arayışı ile ilgili bir soru var. Bu konuda söz almak isteyen olabilir mi? Anlaştım. Ben de arkaya doğru dönmek istiyorum, o yüzden ayağa kalktım. Şimdi burada tüzünçiler var ama chat raporu üzerinden denklemi değerlendirme yaptık deyince yani İngi Bey de chat raporunda bir şey yazmıyor zaten. Chat raporu bir termik santralin nasıl yapılması için yani bizim deyimiz olan hiçbir şeyi koymadığı gibi termik santralin yapılması ne gerekiyorsa onları koymuş. Burada turizmciler var. Mesela bir turizm raporu var. Sosyal etki değerlendirme raporu var. Yazarı Suavi Aydın Ankara'da bir üniversiteden profesör hazırlamış. Diyor ki Amasra'da çevresinde turizm yok diyor. Kayıtlarda turizm görülmedi diyor. Kayıtlara bakmış.
Yani burada turizm yok diyor. Gecelemelere bakmış, sayıyı düşük görmüş. Halbuki bırakın Amasra'nın içli tarlası gömüleri bile pansiyon olarak kullanılan birçok sayıda ev var. Çoğu kayıt dışı zaten. Ya da günübirlik kullanımlar var. O limanın arkasındaki plaja günde 3-4 bin, 5 bin insan geliyor denize göre. Bunların hiçbirini o rapora koymamışlar zaten. Turizm yok Amasra'da demişler. Ama şunu da demişler. Eğer termik santral yapılırsa turizm burada geliştirebilir demişler. Termik santral turizm yapılabilir demişler. Şimdi ben zaten süremi açmıştım konuşmamda. O yüzden çok ayrıntıya girmedim. Girmeyeceğim ama bakın bizim insanlarımızın mücadelesi bu kitapta var. O yüzden bu kitaptan da bahsetmek istedim. Bu Değişen Karadeniz Anlamak kitabı Phoenix yayınlarından çıktı. Deniz Yıldırım ve Evren Haskola derlemişti. Biz de yani bana düştü bunu yazmak. Buradaki Bartın platformunun termiksiz yaşam mücadelesini kitapta yazdım. Burada ayrıntılarıyla var. Yani çevreyi nasıl etkileyecek, ormanı nasıl etkileyecek, ekonomiyi nasıl etkileyecek. Burada ayrıntılarıyla var. Ve bu mücadelede yani Bartın platformunun mücadelesinde gerek Bartın Belediye Başkanı, gerek Amasra Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, dernekler, odalar, sendikalar, bütün o temsilcilerin hepimizin mücadelesi burada anlatılıyor. O açıdan ne yapacağız diye sordunuz. Yaptığımıza devam edeceğiz diyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum Erman Hoca. Ben de okul olmadığı yerde halk kendi okulu yapar diyorum. O süreç kendiliğinden o noktaya gelir ve hep beraber bunu kendi kendimize yaşayarak bir şekilde okul üreteceğimizi düşünüyorum. Vereceğim beyefendi. Ali Arabacı'ya bir soru var. Özellikle son dönemde KHK'larla ilgili olarak ihraçlar yoğun olarak devam ediyor. Ne yapmalıyız, nasıl yapacağız? Referandum konusunda neler söylemek ister diye sormuştuk. Bu soruyu soran arkadaşa gerçekten teşekkür ederim. Sorun aslında sadece Amasra'nın Bartın'ın sorunu değil, Türkiye'nin sorunu. Türkiye'nin nasıl karar vereceği sorun. Önce ben konuşmacı arkadaşlara gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çok yararlandık, çok önemli bilgiler edindik. Ben anayasal değişiklikleri sadece çevre açısından bakmak istiyorum. Yani bundan sonra ne olur çevreyle ilgili konularda? Şimdiye kadar çevre konusunda 20 yıla yakın bir mücadele verilmeye çalışılıyor. Bu süreç içinde bazen yükselen bir hukuk düzeni oldu. Özellikle 2002 tarihine kadar. Ondan sonra giderek geriye düşen bir süreç başladı. 2010'da iyice zirve yaptı ve bugünlerde eğer anayasa değişirse bu sefer tamamen yok olacak gibi gözüküyor. Nasıl? Şimdi demokrasilerde yasama, yürütme, yargı bunun birbirine ayrılması çok önemli. Eğer ayrılmışsa, bağımsızsa, birbirini denetleyebiliyorsa o öyle bir sisteme demokrasi deniliyor. Aslında şu anda burada bunları konuşabiliyorsak, ifade özgürlüğünü kullanabiliyorsak, demokratik bir düzende yaşanmış olduğumuzu gösteren bir şey diye bakabiliriz. Eğer bu ifade özgürlüğümüzü kullanamazsak ileride, bunun adı demokrasi sistemi olmayacak. Şimdi getirilen sistemde ne? Cumhurbaşkanı biliyorsunuz, partili başkan olabilecek. Ve kendisini denetleyen hiçbir mekanizma yok. Yasama aşağı yukarı kendisine bağlı, yargı da büyük ölçüde kendisine bağlı. Nasıl bağlı? Şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşacak, 6 tanesini kendisi seçecek. Cumhurbaşkanı şapkasını bırakacak, bu sefer yasamaya gidecek. Yasama organı 7 tanesini seçiyordu. O 7 kişiyi seçen milletvekillerini seçecek. Böylece 13 tane üyeyi, Hakim Savcılar Kurulu'ndaki 13 tane üyeyi tamamen Cumhurbaşkanı belirlemiş oluyor. Danıştay'ın belli bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin de zaten 15 üyesinin 13 tanesini kendisi seçiyor. 2 tanesini, 3 tanesini meclis seçecek.
o üç kişiyi de yine kendi seçtiği büyük ölçüde milletvekilleri seçmiş olacak. Dolayısıyla orası da ona bağlı. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bizim Cerattepe davasından. Cerattepe'de ÇED olumlu raporu ile ilgili arkadaşlarımız bir dava açtılar. Bu davayı kazandılar. Danıştay sürecinde önce mahkeme heyetini dağıttılar. Daha sonra bilirkişileri istedikleri gibi seçtiler. Keşfe gidildi. Bunlar tabii gösterme yapılıyor biraz. Rapor, daha önce verilen raporun %100 tersi, daha önce ÇED olumlu raporunu veren, oradaki hükümleri tekrar eden, tamamen yatırımcı lehine düzenlenmiş bir rapor olarak geldi ve sonuçta mahkemede dava verdi. Şimdi bunlar da yaşanmayacak büyük olasılıkla. Çünkü hakim zaten malum nasıl olacağı, bilirkişiler de malum olacak. Onlar da yargılama yapılıyor gibi gösterecekler. Ve hak arama özgürlüğü diye bir şey olabileceği düşüncesinde hiçbirimizin olmaması gerekiyor. Yani yargı bağımsızlığı yoksa biz hiçbir şekilde kendi haklarımızı elde edemeyiz. Tarafsızlığı yoksa hiç elde edemeyeceğiz. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu anayasaya hayır demekten geçiyor arkadaşlar. Yoksa şimdi emin olun. Hepimiz eğer evet çıkarsa, evet çıkarsa, dersi çözdüm diyorum. Evet çıkarsa gerçekten Türkiye çok kötü bir döneme giriyor demektir. Bunun adına kimisi diktatörlük diyor, kimisi otoriterlik diyor. Ama padişahlarda bile olmayan bir yetkinin olduğu bir düzende herhalde diktatörlük çok daha yakışan bir tanımlama olacak gibi görünüyor. Mahkemelerin ya da siyasal iktidar, daha doğrusu siyasal iktidarların verdikleri kararların önemli ve siyaset bunu belirliyor. Halkın çıkarlarını kimin savunduğu çok önemli. İşte burada kimin yanında olduğuna bakarak hükümetlerin ne olduğunu anlamak mümkün. Yani bilmiyorum işte böyle gidiyor, bunun yolu. Önümüzdeki referandumda doğru karar vermemizdir. Biz tüm arkadaşlar olarak, daha doğrusu hukuka inanan kişiler olarak hayır demeden yanayız. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu buna bağlı. Teşekkür ederim. Geliyorum, şimdi geliyorum. Bir ek yapayım ben Ali abi. Diyorsunuz varlık yasası, varlık fonu yasası denilen bir yasa çıkartıldı. Bu yasayla beraber esasında bizim yürüttüğümüz pek çok hukuki mücadelenin temel olan idari işlemler de aradan çıkartılmış oluyor. Yani dava açmak çeşitli açısından inanılmaz bir düşüş sağlayacak. Başbakan tarafından, hükümet tarafından 50 milyon doların üzerindeki herhangi bir yatırım, stratejik yatırım sayıldığı anda bütün idari izinler, ruhsatlar, imar vesaire hepsinin arkasından, üzerinden atlanarak izinlerin verilmesi ve ortaya çıkacak diğer pürüzlerin ortadan kaldırılmasına dönüp bir düzenleme de yapıldı. Yani o anlamda yargı zaten fiilen idari yoldan aradan da çıkartılıyor. Başka bir daha söylemek isterim. Sürdürülebilir kalkınma konusunda aklıma geldi. Bu sürdürülebilir kalkınma konusunda da 2012 yılında açıklamıyorsam ekonomi servisinin bir çalışması vardı. Türkiye'de toplam mevduatın 660 milyar lira olduğunu, bankadaki toplam mevduatın 660 milyar olduğunu söylüyorlardı. Ve bunun 330 milyarı çok ilginç bir böyle ayrım var. 330 milyarı 49.500 kişi, geri kalan 330 milyarda geri kalan tüm nüfusundu. Yani toplam mevduatın yarısı Türkiye'de 49.500 kişi yani. Sürdürülebilir ekonomik bir şey bu. 49.500 kişinin sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz aslında. Yani o halkın geri kalan 81 milyonsak işte 80 milyonunun bir sürdürülebilirliği falan yok. Bunu da bu şekilde fırsatı gelmişken söylemek istedim. Hukuki süreçlerle ilgili gayet iyi bilgilendik.
termik santralı işte nasıl durdurulacak, nasıl engellenecek vesaire ilgilendik ve dinledik. Burada nedenlerim vesaire var. Esas üreticiler var burada. Orada oturuyorlar, 5-10 tane olsun, zarar yoktur. Şimdi değerli insanlar, herkesin bahsettiği hava kirliliği, hava kirliliğinden ne kadar zarar göreceğiz ve nasıl öleceğiz, kanser nasıl artıyor vesaire. Buna karşı toplumsal tepkiyi nasıl yükselteceğiz? Biz mi? Bize ne diyorlar biliyor musunuz? Takım elbiseli, kravatlı, züppe, aynen bu laflar da var, tuzlu, kuru vesaire. Ben Edirne Barosu'ndan Avukat Bülent Kaçak, üyesi olduğum Trakya Platformu'nun sizlere olan mücadele ve dayanışma duygularını ve selamlarını iletiyorum öncelikle. Mücadelelerimizde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bizler de Malkara, Şarköy, Marmara Ereğlisi, Vize, Çerkezköy, Silivri, İğneada yani Trakya'da mücadele ediyoruz. Fosil yakıtlı termik santrallere karşı. Ancak şunu bilmek, öğrenmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek Türkiye'de gerek gezegenimizde yapılması planlanan, yapılan bu fosil yakıtlı termik santrallere karşı mıyız? Yoksa sadece Amasra'da yapılmasına mı karşıyız? Şimdi ben de sadece Amasra'da değil, tüm gezegende yapılması planlanan termik santrallere karşı çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü termik santrallerin tamamı yaşam düşmanı, doğa düşmanı projeler. Halk sağlığına aykırı sadece sermayenin kârına kâr katmak için kullanılan projeler. Bu çerçevede tüm termik santrallere karşı çıkmak bir insanlık görevi diye düşünüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelerinizle meclisi kutluyorum. Ben İzmir Barosu'ndan Avukat Arif Ali Cangı. Biz de Alaa'da benzer bir mücadele yürütüyoruz. Bilin ki siz ayakta olduğunuz sürece her türlü desteği vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Mücadeleye devam. Biz sizi biraz daha beklemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sunucuları Baro Başkanı Ferhat Karınç'a bir şey davet ediyorum. Plaketi almak üzere Türkiye Baro Ayrı'nın yönetim kurduyesini, Türkiye Baro Ayrı'nın Şehir ve Kent Komisyon Başkanı Avukat Ömer Öcek'i Türkçe davet ediyorum. Aynı zamanda size Avukat Ömer Öcek'in başkanıma plaket sunuyorum. Evet, bu da bizim barolarımız. Mücadelenize başarılar diliyoruz. Biz de Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi Avukat Cüneyt Gülbül Doğru Türkçe davet ediyorum. Barolar Birliği Çevre ve Kent Kurulu Komisyon üyesi Avukat Cüneyt Şakir Kuruşoğlu Türkçe davet ediyorum. Ayağınıza sağlık. Anlamlı önemli ilişkin olarak da yapımızda.
takdim ediyoruz. Bizi sayesinde çok sağ olun. Ve Türkiye Barolar Birliği Çevre Kent Hukuk Komisyonu Reisi Avukat Feyza Özel'i Kürsel'e ait ediyoruz. Ayağınıza razı olsun. Sağ olun. Bir yorulmuş. Sizin değil mi? Ben de güzel bir şey. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Okan Bey'in daha kurduk Kürsel'e ait ediyoruz. Sevgili İstanbul Kulları, Parti Ordusu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Kent Hukuk Komisyon Başkanı Avukat Emin Uzun'u Kürsel'e davet ediyorum. Sağ olun, güzel bir toplantı oldu. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, şöyle yapabiliriz. Evet, alımızdan file gitti bence. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gençlikte hiç öyle. Panele katılabilirim. Analizlere, hepimize ayrı ayrı teşekkürler sunuyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.